Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Beni de soracak olursanız, elhamdülillah ben de iyiyim. Biraz garip oldum ama geçti çok şükür. Bugün biraz daha iyiyim. Videomu daha önceden çekmiştim. Yine seslendirme yapıyorum arkadaşlar. Ben bugün sizlere akıtma videomla geldim, tarifimle. Bakın arkadaşlar, bizim akıtmalar böyle oluyor. Yani bir ismi de krep. Evet arkadaşlar, burada hamurunu görüyoruz. Hamuruna kullanılan malzemeleri açıklamalara yazacağım. 3 su bardağı 200 ml'lik un kullandım. 2 bardak beyaz un, 1 bardak esmer un, Malatya unu. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. 2 tane yumurta kullandım. 1 tatlı kaşığı silme tuz kullandım. 1 tatlı kaşığı yine silme kabartma tozu kullandım. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi kavurma arasına koyacağım. Dürüm yapıp sunacağım kavurmamız orada. Arkadaşlar bizim, bakın arkadaşlar, kıvamını da göstereyim. Tek hamuruna yakın ama bu biraz daha sıvı. Tek hamuru biraz daha kıvamlı. Krep hamuru biraz daha sıvı arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Tabii sizde suyumda hemen hemen 1,5 su bardağı su kullandım ama tabii suyu hani dikkatli kullanmanızı tavsiye edeceğim. Bakın arkadaşlar, pişirdim burada bu ters arka yüzeyi. Bakın arkadaşlar, gerçekten güzel. Herkesin de sevebileceği bir lezzet. Sabah kahvaltılarda, ani bir misafirin geldiği zaman, akşam yemeklerinde de. Bizimkiler bunu yediği zaman yemek falan istemiyorlar. Yani bunu yaptığım gün başka yemeklere gerek duymuyorlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, pişirdiğim zaman orta ısıda, ateşimi orta ayar olarak ayarlıyorum ve ilk birinci de tavamı yağlıyorum, daha sonra yağlamıyorum artık, hani gerek duymuyorum. Bakın arkadaşlar, burada hazırlamış olduğum, yapmış olduğum kreplerim, yani akıtmalarım. Böyle arkadaşlar, sizlerin de denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi ben açıklamalara da yazacağım malzemelerini. Bakın arkadaşlar, mis gibi bir kahvaltılık. Yani mis arkadaşlar gibi bir merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Güzel. Ben de soracak olursanız, dediğim gibi ben de iyiyim diyeyim. Şahane bir tarif. Sizin de iyi olmanızı Rabbimden diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün size arkadaşlar, akıtma diğer, yani krep tarifimle geldim. Ben kavurmalı akıtma yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizimkiler bizim böyle çok sever. Kanalıma abone olur, yorum kahvaltı yine de yaparım. Arkadaşlar, burada hamurunu yaptım. Aslında çok daha önce video çekmeyecektim ama kararımı tekrar değiştirdim. Sizinle paylaşmak istedim. Videom çok kısa burada olduğu arkadaşlar, için ben tekrar yeniden başlattım. Su bardağı, kusuruma bakmazsınız. 200 ml'lik un var. 2 bardak unun, beyaz un. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. 1 bardak esmer un.
Sağ kalın, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar çeyrek bardak sıvı yağ var. Sel felaketleri. İki tane yumurtam var. Yarım kabartma tozum var. Arkadaşlar burada bir şeye daha değineceğim. Biz Malatya'da tatlı kaşığı, silmek, tuzum var. Farklı yerlerinde. Öyle arkadaşlar. Kavurmayı hemen hemen temizleriyle beraber yapıyorlar. Buçuk bardak falan da suyum var. Çok yoğun bir yağ hani içerisinde. Su kullandım. Suyu da arkadaşlar. Fakat biz öyle yapmıyoruz. Onun kıvamına göre ayarlarsanız daha iyi olur. Bizim hamurumuz bakın etimizi arkadaşlar. Etimizi ayrı kavuruyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Kemiklerimizi ayrı kavuruyoruz. Biraz daha böyle sıvı. Leğenlere basıp tam kek hamurunu anlatıyor ama onun gibi değil yani. Çıkarıp derin dondurucu kıvamı biraz daha ediyoruz. Sıvı olacak. Tabii senin yerimiz varsa senin arkadaşlar, kavurmamızı da edebiliyoruz. Bakın mesela bu balkon olabilir. Zaten kışın arkadaşlar kavurmamız da bizim kavurma. Öyle. Malatya yöresinde öyle genelde kış hazırlığıdır bizde kavurma. Malatya'nın bazı yerlerinde arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kemikleriyle beraber yapıyorlar ve çok sağ yoğun kalın, yağın sağ içinde tenekede tenekeye basıyorlar. Kalın. Biz öyle yapmıyoruz. Biz etimizi, kemiğimizi ayırıyoruz. Bakın arkadaşlar ön yüzeyi böyle çok güzel oluyor. Kahvaltıya muhteşem bana nasıl bir değer veriyorsanız ben de gerçekten size o kadar değer veriyorum. Akşam yemeği de oluyor daha fazla. Biz yiyin size. Bunu akşama yaptığımız çok zaman yanında hepinizi. Daha artık Allah yemek falan kimse hepinizden. Sadece bunu yiyip üzerine bir de çay içiyorlar. Böyle arkadaşlar inşallah tamam. Hep beraber kanallarımız çok güzel yerlere gelir. Hem kolay hem de çok lezzetli. Bayağı bir emek sarf ettik. Umarım çok işi kolay denersiniz. Bir iş değil. Gerçekten zor yazacağım. Ne kadar dışarıda kolay da görülse kolay değil. Asla, bakın arkadaşlar, asla kolay böyle. Değil. Çok zor. İnşallah başarırız. İnşallah güzel yerlere gelir. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olur. Biz de olur. Yorum beğen yaparsanız alırız. Butonunu açarsanız arkadaşlar. Sevinirim. Yeni öpüyorum gelen arkadaşlar hepinizi. Hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizden hoşça Allah kalın, razı olsun. Arkadaşlar. Kanalım sizler sayesinde büyüyecek. Bay bay. Arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Tariflerimden ilk sizler haberdar olmak isterseniz zil çok butonunu açarsanız sevinirim.